Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeniden dünya gündemini meşgul eden bir olayla karşınızdayız. Geçtiğimiz dönemlerde Türker Akıncı tarafından sunulan Ne Var Ne Yok adındaki televizyon programına katılan gazeteci Engin Avcı, akıl almaz bir iddiayla gündeme gelmişti. Ne var ki bu iddia dünya basını tarafından yeniden gündeme taşınmış durumda. Hal böyle olunca biz de bu haberin videosunu yapmamız gerekli diye düşündük. Engin Avcı'nın ifadelerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri bize 200 adet F-35 avcı uçağı teslim etmezse dede ağacı vururuz ifadelerini kullanmış. Daha videomuzun başındayken bu ifadenin kullanıldığına dair kamuoyuna açık bir belge ya da kanıt bulunmamaktadır. Tamamen gazeteci Engin Avcı'nın ortaya atmış olduğu bir iddia üzerine bu videoyu hazırlıyoruz. Çünkü gündemde yeniden oldukça derin bir yer edinmiş durumda. Kısaca bilgilendirmemizi de yaptıktan sonra videomuza devam edelim. Televizyon programına katılan gazeteci Engin Avcı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan F-35 krizini değerlendirirken, geçtiğimiz dönemde Dede Ağaç'a bir çıkarma yapan ve Türkiye'yi F-35 projesinden resmi olarak tek taraflı çıkaran Amerika Birleşik Devletleri hakkında konuştuğu sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dede Ağaç'ı vurabileceğini ileri sürdü. Bu çarpıcı iddiasını sürdürmekten çekinmeyen Engin Avcı, devamında ise ileri sürdüğü iddiasını desteklemesi adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri bize 200 adet F-35 vermezse dede ağacı vururuz dediğini söyledi. Durdurak bilmeden çarpıcı iddialarına devam eden Engin Avcı, bu bilgilere nereden ve nasıl ulaştığı bu konuda hiçbir fikrimiz yok. Ama konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tehdit mesajını Amerikan Başkanı Biden'a bizzat kırmızı telefondan ilettiğini aktardı. Sonrasında ise biz dede ağacı nasıl vuracağız sorusuna yanıt veren Engin Avcı, gerekirse NATO'dan çıkıp vuracağız ifadelerine yer verdi. Evet değerli izleyenler, az önce de söylediğimiz gibi bu bilgilerin bir doğrulanmışlığı yok. Şahsen böyle bir konuşmanın yaşandığını da düşünmüyorum açıkçası. Kaynak belirtilmeden ortaya atılan bu tarz iddialar çeşitli sorunlara sebebiyet verebilir. Sizler de bu tarz programlarla veya haberlerle karşılaştığınızda mutlaka aktarılan bilgilerin kaynaklarına ulaşmaya çalışın. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu tarz ifadelerde bulunmuş olsaydı ve üçüncü kişiler tarafından bu bilgilere ulaşılabiliyor olsaydı, emin olun ki çoktan bütün dünya ayağa kalkmış ve bu olayı konuşuyor olurdu. Bu konunun yeniden gündeme gelmesinin asıl amacı da belki bu olabilir. Dünya basınından Türkiye düşmanlığı yapan bazı yayın organları bu haberi dönem dönem gündeme getirmekten hiçbir geri adım atmıyor. Zaten programın sunuculuğunu yapan Türker Akıncı da ortaya atılan bu iddialar karşısında büyük bir şaşkınlık içerisine düştü. Artık ne yapacağını dahi bilemeyen Türker Akıncı, Engin Avcı iddialarına devam ederken kendisi bir sorumluluk altına girmemek için bu Engin Avcı'nın iddiasıdır ifadelerini kullanmaktan çekinmedi. Olması gereken de buydu aslında. Çünkü baktığımız zaman ortaya atılan iddia savaş çıkmasına bile sebebiyet verebilecek nitelikte. Dede Ağaç meselesinden de bahsetmemiz gerekirse, Yunanistan, Dede Ağaç limanını yeni bir deniz üssüne çevirmeye başladı. Bahsi geçen bu üsse silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının yanında, Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alınan F-35 avcı uçaklarının da konuşlandırılacağı aktarıldı. Yunan basınında çıkan haberlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen lojistik amaçlarda kullandığı Dede Ağaç limanını yeni bir deniz üssüne dönüştürmeyi planladığı yazıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu hamlesinin Dede Ağaç limanını genişleterek boğazlara alternatif oluşturmayı hedeflemesinden kaynaklandığı ileri sürülüyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Katimer'ini yayınladığı haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin Girit'te bulunan Sula üssünü silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının yanında Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının da konuşlanmasını sağlayacak şekilde yeni tesis ve yapı inşaatlarıyla oldukça yakından ilgilendiğini aktardı.
Katimeri'nin haberinde yer alan bilgilere göre Dede Ağaç Limanı'nın genişletilmesi ve Girit'te bulunan su da üssüne benzer bir biçimde kullanılması hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin boğazlara alternatif oluşturma planının desteklenmek amacıyla bu haberde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra Dede Ağaç Limanı'nın boğazlara alternatif bir yol oluşturduğunun kanıtlandığı ileri sürüldü. Bu savaşın başlamasının ardından geçen 9 aylık uzun süreçte bu yolun Amerika Birleşik Devletleri ve NATO'ya ait asker ve askeri teçhizatın Bulgaristan, Romanya ve hatta Polonya'ya kadar uzanan bölgeye ulaştırılmasında etkili olduğu da okurlara aktarıldı. Türkiye ve Yunanistan'ın özellikle son dönemde Ege ve Doğu Akdeniz bölgelerinde yaşadığı yoğun gerilimler devam ederken, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir adım atması büyük bir skandala sebebiyet verecektir. Türkiye'ye komşu olan bir ülkenin sınır bölgelerini sürekli silahlandırması ve üsler oluşturması kabul edilecek hamleler değil. Yunanistan'ın attığı bu adımlardan dolayı yıllardır bu anlaşmazlıklar ve gerilim bir türlü dindirilemedi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki tartışmaların tarihi aslında çok eskiye dayanıyor ve o günlerden beri aktif olarak süre gelmekte. Bunun sorumlusu tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin maşalığını yapan Yunanistan. Geçmişe dönüp baktığımız zaman Ege sorunu veya Ege ihtilafı, Ege Denizi bölgesindeki egemenlik ve ilgili haklar konusunda Yunanistan ile Türkiye arasında birbiriyle ilişkili bir dizi anlaşmazlıktı. Bu tür çatışmalar 1970'lerden beri Yunan-Türk ilişkilerini güçlü bir şekilde etkiledi ve iki kez 1987 ve 1996'nın başlarında askeri çatışmanın patlak vermesine neden olabilecek krizlere yol açtı diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.